Arkadaşlar herkese günaydın, hoş geldiniz. Bir DLM toplantısında ve olgularla tartışma pozumunda birlikteyiz. Altı değerli arkadaşımız var. Her biri foliküler linfoma, difüz erbilsel linfoma, akut miyelit lösemi, bir miyelofibroz, bir multiple miyelom. Böyle atipik vakaları sizlerle paylaşıp ardından da güncel tedavilerinden bahsedecekler. Katkınız, sorunuz olur ise her olgu sonunda alabiliriz. Veya yine olur ise hepsi bittikten sonra da yine tartışabiliriz. Olguları ilk olguyu sunmak üzere sıralamamızda. Buyurun. Berna'cığım merhaba pardon. Hocam günaydın. Buyurun Berna Hanım, ilk olgumuzu sizden alalım. Günaydın sayın başkanlar, hocalarım ve değerli meslektaşlarım. Öncelikle Lösem Lenfa Miyelom Derneği'ne bu fırsatı bana sunduğu için çok teşekkür ederim. Ben vakamı sunacağım. 48 yaşında erkek hasta, 2012'de evredor foliküler lenfoma tanısı alıyor, kemik iliği tutulumu var. Birinci basamakta ağır çapla tam remisyona girip 2 yıl ARI idamesi verdik. 2016 nüksü akciğer biyopsisi tutulumuyla saptandı. İkinci basamakta ağır lenalidomit 2 yıla yine tam remisyona giriyor. 2019'da tekrar nüksünde ağır GDP ardından otolog nakille yine tam remisyon sağladık. Allojenik nakil istemiyor. 2022'de evre 4B yine biyopsi teyitli nüksü var. Dördüncü basamak tedavide ne verebiliriz diye sunmak istiyorum. Daha önce immünokemoterapi olan hastaların tedavilerine bakarsak ilk sıra aldığı tedaviye göre öncelikle ikinci sırada ARÇAP, obinutuzumab ya da rituximab, bendamustin ve ağır lenalidomid genellikle tercih ediliyor. Erken relapslarda otolog nakil öneriliyor. Daha önce almadıysa anti-CD20 idamesi ikinci sırada da verilebiliyor. Üçüncü sıra ve daha sonraki tedavi seçeneklerinde fosfolipidli inositol 3 kinaz inhibitörleri, tazemetostat, rituximab, lenalidomid, klinik çalışmalar, alternatif kemoterapiler, otolog ve allojenik nakil gündeme gelebilir. Ben tedavi seçeneklerinden önce tazemetostatla başlamak istiyorum. Bir EZ2 inhibitörü, transkripsiyon faktörü, foliküler lenfomada EZ2'nin %20 kadar mutasyonu var. Tazemetostat da bunun oral inhibitörü. İki sıra ve daha fazla tedavi alan relaps refrakter foliküler lenfomada tümörde EZ2 mutasyonu pozitifse veya da başka tedavi seçeneği olmayan relaps refrakter foliküler lenfomada FDA onayı var tazemetostatın. Faz 2 çalışmasında 99 hastayı iki gruba ayırdıklarında EZ2 mutant 45 mutasyon olmayan wild type 54 hastada toplam yanıt oranı mutant grupta %69, tam yanıt oranı %13 saptanmış. Yine wild type'de %35 toplam yanıt, tam yanıt %4 gibi. Medyan yanıt süreleri mutant grupta 11 ay, wild type grupta 13 ayken progresyon sağ kalım 14 aya 11 ay saptanmış. Hedefe yönelik bir tedavi tazemetostat. Düşük toksisteli, 3 ve 4. derece toksisteleri %3'ün altında, 1-2. derece toksisteleri daha sık. Uygunluk açısından hastaların FDA onaylı tek yer EZ2 mutasyon testi veya da geniş yeni jenerasyon sekanslama testiyle saptanması gerekiyor. Kişiselleştirilmiş bir tedavi olarak da adlandırılıyor tazemetostat. Yan etkisi toksis düşük olduğu için kombinasyon çalışmaları da devam ediyor. Hem yeni tanı foliküler lenfomada hem de refraktör foliküler lenfomada tazemetostatın ARÇAP'lar, rituximab lenalidomidle ve rituximab'la da çalışmaları sürmekte. Bir diğer tedavi seçeneği mosunetuzumab olabilir. Bu da CD20, CD3 bispesifik bir antikor. T hücrelerini malign B hücrelerini tutup elimine etmeye yönlendiriyor. Relaps refraktör B hücrelerini ana açıkın lenfoma için geliştirilmiş. Yine diğer bispesifik antikor çalışmaları da devam ediyor. Epcoritamab, glofitamab, odronextamab gibi. Mosunetuzumab'ın faz 1 çalışmasına 62 foliküler lenfoma hastası alınmış. Bunlar %68 yanıtlı, %50'si tam yanıtlı ve 20 ay kadar hastaların 4'te 3'ü yanıtlarını sürdürmüş. İleri toksisi daha çok nötropeni saptanmış. Yan etki olarak mosunetuzumabda Stokin salınım sendromu endişe verici yan etkisi ancak çok ciddi saptanmamış faz 1 çalışmasında. Mosunetuzumab'ın faz 2 çalışması da ESH 2021'de poster olarak sunuldu. 2 sıra ve daha fazla tedavi alan 90 hastada yine monoterapide 3 haftada bir basamaklı doz artırımıyla verildiğinde
12.9 aylık bir izleme alınmış hastalar. Toplam yanıt oranı bu 90 hastada %79 saptanmış. %58 gibi yüksek oranda da tam yanıt alınmış mosunetuzumabla. Bu hastanın 3 sıra ve daha fazlası tedavi alanlarda da toplam yanıt %75 iken tam yanıt %52. Yine double refraktör rituximab ve alkileci ajana refraktörlerde de yanıt oranı toplam yanıt %69, tam yanıt oranı %48 gibi. 12 ay ve üzerinde de bir yanıt süresi sağlanmış mosunetuzumabla. Hayat kalitelerini bozmadan, genelde hastane yatış ihtiyacı olmadan almış hastalar. Kemoterapisiz bir tedavi fırsatı sunuyor mosunetuzumab. İmmün sistemi motive ederek lenf hücrelerini tanımalarını sağlıyor. Hem tazemetosla hem mosunetuzumabın kemoterapisi tedavi olması foliküler lenfomada bir avantaj. Bir diğer tedavi seçeneği hastamız için allojenik nakil. Allojenik nakil 2 ve daha fazla nükste gündeme geliyor foliküler lenfomada. Genellikle yaşı 60-65'in altında uyumlu donörü olan yoğun tedavi almış kemorefraktör relapslarda, kemik iliği tutulumunda ısrarlı, başarısız kök hücre mobilizasyonu ve otolog nakil sonrası relapsı allojenik nakil düşünülebilir. Allojenik nakilin faz 2 çalışmalarında incelediğimizde genellikle hastaların %55 ila 70'inde 3 ila 5 yıl kadar progresyonsuz bir sağ kalım var. Relaps oranı %15 gibi, ancak GVH'di bu çalışmalarda akut %35'lerde, kronik %50'ye yakın bir GVH'di izleniyor. Miyeloablatif hazırlık rejimi alanlarda foliküler lenfomada yalnız tedavi ilişkin mortalite biraz yüksek saptanmış %40 gibi, relaps oranı daha düşük. Ama RIC rejimlerden sonraki mortalitelerin daha düşük olması beklendiği gibi saplanmış. NCCN'in bir analizinde 3 yıllık toplam sağ kalında otolog nakilde %80'di iken allo nakilde %61 izlenmiş. Genç dirençli hastalığı olanlarda küratif bir tedavi. Ve tabii graft versus lenfoma etkisinden de faydalanıyoruz allojenik nakilde. Yine EBMT'nin 1567 foliküler lenfoma hastasının 10 yıl içinde olan nakil hastalarının 55 aylık takiplerinde de toplam sağ kalım %61, progresyonsuz sağ kalım %52 gibi saptanmış. Kemorezistan hastalık, ileri yaş, önceki ağır tedaviler, düşük performans statüsü ve miyolaboratif protokoller kötü sağ kalımla ilişkili bulunmuş. Prognostik indeksi ayrılırsa bu yaş, tedaviler, hastalık ve performansına göre 5 yıllık toplam sağ kalım düşük risk grubunda %80 iken yüksek riskte %50'ye kadar düşüyor. Progresyon sağ kalımda düşük riskte %68, yüksek risk hastalarda %46'lara düşmekte. Hala uyumlu donör olan hastalarda yine allo nakil düşünülebilir. Yine bu analizde de Ricallo'nun miyoablatif protokollere tercih edilmesi vurgulanmış. Bu hastam için tedavi seçenekleri bunları sundum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Olguyla ilgili sorusu, katkısı olan varsa şimdi alabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Otolog'dan sonra en azından 3. yılında, yani olguya evet açtık, şu an görüyoruz. İlk basamakta artçap ile tam remisyon elde edilmiş. Aslında 2 yıl ayrı idamesi sonrasında geç nüks, değil mi? 2012'de tanı evet, almış, 2016'da geç nüksümüz var. O yüzden otolog transplantasyonu 2. sıraya konmadan 3. sıraya alınabilmiş. R-Square'le 2 yıl tam remisyonda gitmiş aslında. Oldukça da iyi bizim için R-Square. Genç hasta, 48 yaşında. Allojenik kök hücre nakli de bir aslında immünoterapi gibi görünüyorsa da komplikasyonları belki hastayla tartışılabilir, ama günümüzde şu an tosinetuzumab ya da işte mosinetuzumab'a ulaşamıyoruz. Mosinetuzumab'a şu an Roche'un bir çalışması var. Onunla, yani ulaşma itibariyle çalışması devam ediyor. Belki çalışmaya dahil edilebilir bu tip olgular. Zaten her türlü böyle 3. 4. geç nüksler artı relapslarda mutlaka çalışmalar gündeme gelmeli. Klinik trial'lar şu an oldukça fazla. Mutlaka bir üniversite, bir merkezde klinik çalışma vardır diye düşünüyorum ben. Mutlaka diğer merkezler bu yönden araştırılmalı. Hatta buyurun. Belki bu aslında ibrotinib bir tedavi olabilir. Tabii ki o da bir seçenek olabilir. Gadolinium çalışması, CAR T-seller aynen. Bir başka seçenek olabilir.
belki köprü tedavileri, ama şimdi tabii bizler CAR T-sellere ulaşamıyoruz. Yani her türlü tedaviye ulaşabildiğimiz bir dönemi düşünelim. Böyle bir dönemde belki de bu immünoterapiler CAR T-seller öncesinde bir bridging, bir köprü tedavisi de olabilirdi. Değil mi CAR öncesinde? Evet. Hocam, mosunetuzumabı erken erişimle ulaşabiliyoruz. Türkiye'de de 5 hastada kullanılmış. Erken erişim programındaydık da şimdi çalışması da var aynı zamanda. Onu da açtılar diye biliyorum. Merkezlerin birkaçında bizde de var şimdi. Foliküler limfomada ve diğer dikdüzelde glifotumab'daki gibi. Onun haricinde alojenik kök hücre nakli yapar mıydınız? Yaparım diyen var mı? Ya da hangi hastalarda allo yapardınız arkadaşlar? Belki onu tartışabiliriz. Çok kısa. Gerçi diğer ikinci şey olguya geçeceğiz ama 48 yaşında. Yani şu anda yaş olarak 55 olmuş. Yani aa evet, doğru aslında. Düşünürsen. Yok, tanıdan. Birkaç yıl sonra şansını kaybedecek diyorsun. Elimizde başka seçenek yok Türkiye'de. Belki bu 9. basamak tedavi alojenik kök hücre nakliye kök hücre nakliye bir basamak olarak bir köprü tedavi olarak zaten. Ya bunun doğrusu yok. Yani değil mi Özgür, sen ne düşünüyorsun? Valla şimdi bu, şöyle yani foliküler lenfomada çok şey nüks arttıkça hastalık direnci tabii artıyor. Özellikle 2 yıl içerisindeki nükslerde hastalık daha şey seyrediyor, kötü seyrediyor. Yani bir metaanaliz var. Özellikle genç hasta ekop performansı iyiyse yani 45 yaşın altındaki özellikle hastalarda çok işe yaradığını gösteriyor. Ondan sonra tabii yani özellikle COD24 ise hafife almamak lazım. Çünkü bu hastaların da birçoğunu kürelde de biliyorsunuz. Hedefe yönelik tedaviler çığır açmış durumda. Foliküler lenfomalarda özellikle mosunetuzumab yani ileride bu hangi hastalara işte yaş ileri olan allomakil için uygun olmayan hastalarda çünkü henüz daha erken verileri elimizde bu ilaçların ama uzun dönem verileriyle karşılaştığımızda hangi hastada kürel edeceğiz, hangi hastada uzun bir sarkoma yapacağız, göreceğiz. Bu hastada da, bu hasta mesela mosunetuzumab için bir aday olabilir, 58 yaşında çünkü şu anda. Performansını bilmiyorum ama uygun bir aday gibi görünüyor. Başka hocam katkısı olan? Yoksa ikinci olgu. Evet, çok teşekkür ediyoruz Berna. İkinci olgumuza geçebiliriz o zaman. İkinci olgumuzu da 44 yaşında bir kadın hasta. Doktor Zehra Narda Özdemir. Günaydın herkese, sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Benim bugünkü konum nüks difüz büyük bir hücreli lenfoma olgusu. Aslında hepimizin aşina olduğu bir olgu. 44 yaşında kadın hasta, bilinen ek hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı yok. Sağ aksiler lenf nodu eksizyonel biyopsisiyle aktive B hücreli fenotipinde tanı alıyor. Tanığında evre 3B, yaşa göre düzeltilmiş ipi skoru 2. Birinci basamak tedavide standart olarak R-CHOP alıyor. İnterim PET 3'te tam yanıt, PET 6'da tedavi sonunda tam yanıtlı ancak 6. ayda nüks ediyor. Mevcut haliyle erken nüks olması ve ipi skoru nedeniyle yüksek riskli bir hasta. Bu hastanın standart kurtarma tedavisiyle başarısı yaklaşık %46. Bir de buna ABC fenotipini yani aktive B hücreli fenotipini eklediğimizde başarı şansımız yaklaşık %30. Peki bu hastada standart olarak ne yapılabilir? Çünkü standartın yanında alternatifleri de anlatacağım sonunda. Hepimizin bildiği relaps refrakter difüz büyük bir hücreli lenfoma olgularında kurtarma tedavisini veriyoruz. Hastalık kemosensitifse otolog nakliyle ilerliyoruz. Peki hangi kurtarma tedavisini seçelim? Aslında kurtarma tedavileri arasında fark yok. R-DAP'ın ARISE üstünlüğü ya da DAP'ın GDP'den daha iyi olduğunu gösteren bir veri yok elimizde. Ancak Koral çalışmasının
Hücre kökenine göre alt grup analizinde germinal merkez fenotipinde ARDAP ile dahi progresyonsuz sağ kalım saptanmış. En iyi ihtimalle kurtarma tedavileriyle hastalarınızın %50'sini nakle ilerleyebiliyorsunuz. 3 yıllık progresyonsuz sağ kalımda yaklaşık %30. Biz ne yaptık? ARDAP verdik, parsiyel yanıt elde ettik, BİM hazırlama rejimiyle otolog nakil yaptık. Şu an çok erken 6. ayında tam yanıtla takip ediliyor. Peki biz CAR-T tedavilerine ulaşabildiğimiz bu modern dönemde doğru mu yaptık? CIBMTR verisi var elimizde. 249 nüks, difüz büyük B hücreli lenfoma hastası, erken nüks ve primer refrakterler. 182 hasta, bunların da %79'u primer refrakter. Geç nüks 67 hasta, erken nüks ya da geç nüks olmaları arasında hastaların 5 yıllık progresyonsuz sağ kalımı açısından fark yok. İyi bir rakam %41 her iki kohortta da. 5 yıllık sağ kalıma baktığımızda maalesef erken nüksü olan hastalar dezavantajlı. %51'e %63 sağ kalım avantajı geç nüks lehine. Peki bu hastalar primer refraktör olsaydı, ilk sıra tedaviye refraktör olsaydı, 169 hasta ilk sıra tedaviye refraktör, kurtarma tedavisi sonrasında %64'ünde parsiyel yanıt. Bunlar nakle gittiğinde, otolog nakle ilerlediğinde ne olmuş? Tüm kohortta aslında 4 yıllık sağ kalım %50 ve 4 yıllık progresyonsuz sağ kalım %41. Otolog bu hasta grubunda da çalışmış, otolog nakil. Ve tam ve parsiyel yanıt elde edilip nakile ilerleyen hastalar arasında sağ kalım açısından fark yok. Artık elimizde çok daha fazla seçenek var ve biz biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Benim hastam çok da özellikli bir hasta değil, sık görebileceğimiz bir hasta. Nedir bunlar diye baktığımızda CD19'a karşı geliştirmiş otolog CAR-T hücreleri, bispesifik antikorlar, Berna da bahsetti, CD3 pozitif T hücreye monovalansı olup bunu B hücresini, CD20 pozitif B hücresini yok etmek için kullanan bispesifik antikorlar. Checkpoint inhibitörleri şu anki konumuzda çok olmayacak, daha yenilerden bahsedeceğim. Ve tafasitamab. Bunun gibi bir sürü seçenekli aslında artık elimiz zengin, biz ulaşamıyor olsak da hepsine. Tafasitamab'la başlamak istiyorum. FC ile geliştirmiş humanize CD19 monoklonal antikoru. İlk çalışması otolog nakli uygun olmayan hastalarda. Lenalidomidle kombine kullanımı var. 80 hasta, 13.2 ay ortanca takip süresinin sonunda otolog nakli uygun olmayan relaps refraktör grupta %43 tam yanıt, %14 parsiyel yanıt elde edilmiş. Tafasitamab bir seçenek. Polatuzumab hepimizin Türkiye'de de bildiği bir ilaç. İlaç antikor konjikatı artık aslında yeni tanı hastalarda Polarex çalışmasıyla gündeme geldi. Ama benim verim relaps refraktör ve otolog nakle uygun olmayan hastalar için konumuza uygun olsun diye. Bendamustin rituximab'a karşılık polatuzumab bendamustin rituximab. Ortanca takip süresi 27 ay ve polatuzumab grubu tam yanıtta %40'a 17 ile progresyonsuz sağ kalımda 9.5 aya 3.7 ayla ve toplam sağ kalımda 12.4 aya karşılık 4.7 ayla bendamustin rituximab'tan her grupta çok daha üstün. CAR-T tedavilerinin elimizde 3 tane hazır kullanıma hazır ürün var. Axicell, Tisacell ve Lisocell, bizim elimizde değil dünyada. Buna karşılık da bispesifiklerin birlikte olduğu bir slide bu. Bispesifikler dediğimiz CD20'nin birlikte kullanıldığı antikorlar T hücresi B hücresini hedefliyor ve CD20 pozitif B hücresinin eradik etmeye çalışıyor. Nedir bunlar? Mosunetuzumab, eprokitamab, glofitamab ve odronaxtamab. Burada ön plana ne çıkıyor dersiniz bunlar arasında? Biraz detaylandıracağım ama tam yanıtlara baktığımızda ilk sıradaki Axicell'le %54 tam yanıt oranı ve şuradaki glofitamab %64'lük tam yanıt oranıyla diğerlerinden biraz daha ön plana çıkıyor. Tek tek bakacak olursak glofitamab nedir? Bahsetmiştim, bir spesifik antikor. Buradaki grupta relaps refraktör nanoçkin lenfoma hastaları var.
Ve bunların %73.4'ü agresif Non-Hodgkin lenfoma. Yani neleri içeriyor? Difüz büyük hücreli lenfoma, transforme foliküler lenfoma ve agresif histoloji. Ve bunların hepsi öncesinde ortanca 3 hat tedavi almış hastalar. Tüm kohorta baktığımızda yaklaşık yarısında stokin salınım sendromu gelişmiş ama ciddi stokin salınım sendromu sadece %3.5. Tüm yanıta baktığımızda genel yanıt %58, tam yanıt %36.8. Bir önceki slaytta %64'lük tam yanıttan bahsettim. Bu hastanın ilacın tüm dozlarındaki yanıt. Şuraya geldiğimizde hastanın önerilen faz 2 çalışması sonucunda önerilen dozundaki tam yanıt gerçekten %64. Glofitamabı diğerlerinden ayıran, ön plana çıkartan başka bir özellik de kalıcı yanıtının agresif lenfoma alt grubunda daha belirgin olması. Tam yanıt elde eden hastalarda 12 aya karşılık 5.3 ayla indolen lenfomalarda 5.3 ay, agresif tipte tam yanıt 12 ay korunabilmiş durumda. Mosinetuzumab'ın polatuzumab'la bir kombinasyonu var. Bu da kombinasyon fikrini ortaya atan çalışmalardan birisi. Kabul edilebilir bir stokin salınım. Özür dilerim. Kabul edilebilir bir stokin salınım oranı hastaların %17.5'unda her grade'de. Peki yanıtlara baktığımızda yanıtları yüz güldürücü aslında. Faz 2 çalışmasıyla önerilen dozda ilaç kullanıldığında tüm yanıt %65, tam yanıt %47. Ve bu hastaların alt bir grubu var ki bunlar CAR-T tedavisini tüketmiş hastalar. Bu hastalarda da benzer yanıt oranları elde edilmiş bu ikili kombinasyonla. CAR-T'lere kısaca bakacak olursak, standart tedavinin CAR-T ile karşılaştırıldığı relaps refraktör olgularda 3 faz 3 çalışmasının klinik sonuçlarını toparladım. Vurucu noktaları şu: aksisel ve lisoselle olaysız sağ kalım avantajı belirgin standart tedaviye karşısında. Tisasel bunu sağlayamadı ve aksisel 24.9 aylık medyan takip süresiyle aslında rüştünü ispatlamış durumda. Peki günümüzde otolog nakil mi yapalım, CAR-T ile mi ilerleyelim? Retrospektif bir çalışma, bu da CIBMTR verisi. Totalde baktığımızda otolog nakil %69'a karşılık %47 ile genel sağ kalım avantajı sağlıyor CAR-T'lere. Ve relaps progresyon oranına baktığımızda CAR-T'ler dezavantajlı, relaps oranı %53 ile daha fazla. Buraya bir şerh koyuyorum, bir slide sonra bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. 2'den daha az tedavi alanlara baktığımızda, yani tedavi yükü azaldıkça hastaların CAR-T ve otolog nakil açısından sağ kalım avantajı yok. O zaman kemosensitif hastalar için günümüz koşullarında CAR-T, difüz büyük hücreli lenfoma hastalar için otolog nakil ve CAR-T'nin birbirine çok da üstün olmadığını söyleyebiliriz genel anlamda. Peki kemorefraktör grup için ne diyebiliriz? Burası zor bir grup, zaten kemorefraktör olması bizi yeni seçeneklere sunan, yeni seçenek ihtiyacına sunan durum. Her üç ticari CAR-T ürünü ile de kemorefraktör grupta %30-50 tam remisyon elde edilmiş ki bu benzeri görülmemiş bir yanıt oranı. CAR-T'lerin bir de kendi içinde tisaselin, yani Belinda çalışmasıyla olaysız sağ kalım avantajı da sağlamamıştı. Artı bir önceki sunumda bir önceki slide'de CIBMTR verisinde otolog nakille karşılaştırılan ürün de o. Otolog nakle göre çok üstün, hatta kötü gibi görünen CAR-T'nin iki ve daha fazla tedavi olan hastalarda elde edilmiş olması T hücresinin fonksiyonelliğini azalttığı için aslında bir karşılaştırmada handikap yarattığını belirtmek gerekir. Olaysız sağ kalım sağlayan iki üründe de CAR-T hücreleri bir sıra tedavi sonrasında otolog donasyonla toplanmıştı. Peki cevap bekleyen sorular var mı? Elbette var. Özellikle bispesifiklerle ilgili yanıtın kalıcılığı henüz net değil. CAR-T mi verelim, bispesifikleri mi tercih edelim? Erken dönemde mi verelim, relaps refraktör olgulara mı saklayalım? Ya da en ideal kombinasyon hangisi? Bu soruların hala yanıtı bekleniyor. Sonuç olarak hala relaps refraktör difüz büyük hücreli lenfomalarda otolog nakil
Standart olarak ikinci basamak tedavide, CAR-T ve sonrası tedavileri hala üçüncü basamağa da öneriliyor. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Doktor Zehra Hanım. Yine olgu için katkısı ya da sorusu olan varsa alabiliriz. Elçin, buyurun. Şöyle CAR-T otologdan daha kötü zor çok ağır. Demek aslında çok mümkün değil. Oradaki bahsettiğim retrospektif data otoloğu ön plana çıkartsa da CAR-T seçilmiş hastalarda ilk nükste de kullanılabilecek bir tedavi ki tedavi ile ilişkili toksitesine baktığımızda otolog nakilden daha az olduğunu, hani bizim klinik pratikte kullanımımız yok ama otolog nakilden daha az olduğunu, o yüzden de etkin CAR-T kullanımının otolog nakil sayısını bu hastalarda azaltacağına dair öngörüler var. Hatta azalttığına dair yazılar var. Aslında bu, bununla ilgili bir tane daha yazılar. Spoiler grubuyla, yani standart tedaviyle CAR-T tedavisini karşılaştırmışlar. Orada belirgin olarak CAR-T'nin genel sağ kalım üzerine etkisinin fazla olduğu gösterilmiş anlamlı olarak. Zaten herhalde şu anda tedaviler arasında genel sağ kalımı artıran en önemli tedavilerden bir tanesi CAR-T. Çünkü median sağ kalımına ulaşılamamış durumda halen. Evet. O açıdan şey anlamlı CAR-T açısından. Burada tafasitamabı önerdiğiniz bir şey var mı? O da artık gelmeye başladı. Özellikle özellikle otolog nakli uygun olmayan hastalarda lenalidomid kombinasyonuyla iyi bir seçenek. Zaten genel standart eşin son önerisinde, yani en son önerisinde de tafasitamabı genelde üçüncü basamakta CAR-T'ye alternatif ya da CAR-T'ye ya da nakil seçeneğini tüketmiş nakli uygun olmayan hastalara koyuyor. İkinci basamağa baktığımızda direkt nakli uygun olmayan hastalarda tafasitamab len kombinasyonunu ön plana çıkartmış. Orada da Elman çalışmasında aslında birinci basamak, bir basamak ya da iki basamak tedaviler alan hastalar arasında bakıldığında bir sıra tedavi alanları da daha iyi yanıtlı. Evet. Dolayısıyla daha erken dönemde kullanmak gerekiyor gibi görünüyor. Bir de şu anda tafasitamabı birinci basamağı R-CHOP'la beraber çalışmaları geliyor. Bir de polatuzumabla ilgili ona da ulaşabiliyoruz. Evet. Onunla ilgili de progresyonsuz sağ kalımın 9.4 ay olduğunu söylediniz. Şöyle ben bütün çalışmalarını değil tabii ki ana çalışmalarını 10 dakikaya alternatif tedavileri sunabilmek için 10 dakikada hepsini birer slide ayırabildim ve buradaki relaps refraktör grupta tedavi seçeneklerini özür dilerim, otolog nakli uygun olmayan hastalarda o polatuzumab verisi ama zaten polatuzumab Polarix çalışmasıyla yeni tanı hastalarda da kendini ön plana çıkartmış bir ilaç ve bizim ulaşabildiğimiz de bir ilaç. O yüzden belki yeni seçenekleri ön plana hastayı yıpratmadan alabilmek de tedavide uzun süreli başarıyı artıracaktır. Ama sonuçta standart öneri hala böyle olunca onu da eklemek istedim. Son bir şey de Selin'deki soru belki burada vurgulayabiliriz. O da önemli bir ilaç. Özellikle transforme hastalıkta tabii ulaşamıyoruz da. Hani ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyor muyuz onu ben ulaşamadım. onu vurgulayabiliriz. O ulaşılması şeyini de anlatabilirsin belki. Nasıl Selin'deki ulaştığımız konusunda bilgi verebiliriz. Selin'deki soru bir firması var. Karyofarm diye İngiltere'den gönderiyorlar. Onlarla bağlantıya geçmeniz gerekiyor. Ödemesi nasıl? Hayır, şey bu, insani yardımla ödüyorlar. Onda bir sıkıntı olmuyor. Ama şimdi mesela miyelom için EMA'dan ruhsat aldılar, relaps refraktör için. Şimdi miyelomu ödemek istemiyorlar mesela. Gönderdikleri hastalarda bunu parasını almak istediler hastalarla. Uzun konuşmalar sonucunda bir süre daha ödeyeceklerini söylediler. Yani şey, insani yardımla Karyofarm internet sitesine girerseniz görürsünüz. Onlarla bağlantıya geçerseniz gönderiyorlar ilacı. Katkın için teşekkür ediyorum. Çünkü ben de bunu bilmiyordum. Hocam buyurun. Teşekkür
şu anda mevcut tabloyla yaşadığını görüyoruz. Öyle anlıyorum. Şimdi bakıldığı zaman solid tümörlerle hematolojik tümörler arasındaki bir fark olması lazım. CAR T-cell eğer T lenfoma dediğimiz ya da difüz B-cell'deki gibi nodal bir lenfomadaki etkisi farklıdır. Kaldı ki bununla oluşacak olan yan etki, özellikle hematopoietik stem cell'de yapacağı yan etki uzun dönemde çok ciddi immünsüpresif etki ve ikinci tümör modalitelerini çok geliştirme etkisine sahiptir. Bu konuda ne diyeceğiz peki? Çünkü biz solid'de yapıyorsunuz. Hematopoietik hadisede yapmıyorsunuz. Dolayısıyla da uzun dönemde çok ciddi yeni moniteler gelişme riski her zaman vardır. Teşekkür ediyoruz. Biraz buyurun. Çok kısalık çünkü süreyi açtık, bir uyarı geldi. Çok kısayım. Kartisel'le buna gerek yok galiba. Kartisel'le ilgili doktor hanım bir soru sordu. Hani yeri ne olabilir? Acaba 3. sırada mı vermeli diye. Şöyle bir detay, Zehra abla da değindi ama belki ben şöyle düşünüyorum. Eğer primer refraktarsa hasta, 1. sıra tedaviye veya erken nüksse, 1 yıldan önce nüksettiyse benim tercihim doğrudan doğruya kartisel olurdu eğer ulaşımı olabilseydi. Yani birincisi. Öyle. İkincisi, kartiseli 2. sıraya yerleştirmenin bir diğer avantajı daha belki daha diri, daha güçlü T hücre, daha az yıpranmış ve daha aynen. Az tedaviye evet, maruz kalmış T hücrelerle yapmak daha rasyonel bir tercih olur. Benim imkanım olsa herhalde tabii maliyet çok yani Zuma çalışmasında Zuma da öyle zaten. Evet. Hastaların yaklaşık %70'i primer refraktör. Kartinin yeri özellikle 2. sırada primer refraktör bakımlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sürenizi açtığımız için maalesef tartışma sürelerimiz de kısalıyor. O yüzden diğer üçüncü konuşmacımız Doktor Cemalettin Öztürk sekonder miyelofibrozlu bir olgudan bahsetmek üzere çağırıyoruz. Yine zor bir olgu. Miyelofibroz sevmediğimiz hastalardan ve çaresiz kaldığımız vakalardan. Ben göremiyorum. Bu arada soru ve katkılarda kablosuz mikrofonu kullanabilirsiniz. Seviniriz değerli hocalarım ve arkadaşlarım. Çünkü ses kaydı gitmiyormuş. Ben imlecini göremiyorum da. Herkese merhaba. Burada olmak çok güzel. Organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Bir hematoloğun kendini en çok çaresiz hissettiği vakalardan bir tanesi miyelofibrozis olmalı. Difüz büyük becerili lenfom ve diğer hematolojik, malign hematolojik durumların dışında kendimizi çok çaresiz hissediyoruz gerçekten. Bugün bir... ...60 yaşında bir kadın hastadan bahsedeceğim. Miyelofibrozis. Burada bir diskordans var. Bir sorun var ama... buradakiyle buradaki uyuşumsuz. Yardımcı olabilir miyim? Bu ilerlemiyor, bir yavaşlama oldu. Nasılsın? Şununla mı ilerleyecek yoksa? Bu da çalışmaz. Ve aslında
aslında aklımıza tabii ki miyelofibrozis geliyor. Periferik yaygısında da bu bulguları, bu düşünceyi teyit ediyoruz. Sol yan ağrısında acaba enfarkt var mı diye doktora bakıyoruz, doktora açıp kemikliği biyopsisini yaptığımızda 3/4 retikülli fartışını görüyoruz ve miyelofibrozis teşhisini post-esans yatmamızda miyelofibrozis teşhisini koyuyoruz. Mutasyonel analizini yaptığımızda kardiyotipli mutasyonun pozitif olduğunu, JAK ikisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Karşımızda Dix-Glass skoru yüksek riskli olan, ancak Mizex skoruysa intermedia 1 olan bir vakayla karşı karşıyayız. Transplant adayı olup olmaması hususunda tabii Mizex skoruna bakarsak birazcık daha uzaklaştırıyor ama Dix-Glass bizi transplanta yönlendiriyor. Neyse ki bu kargaşayı hasta vermek istemiyorum veya birazcık daha düşüneceğim diyor ve bizi JAK2 durduruculara veya JAK durduruculara yönlendiriyor. Hastaya tabii ki evvela bir klinik araştırma bakıyoruz ama uygun bir şey bulamıyoruz. Ardından hidroksüresini kesip ruksolite dibine başlıyoruz. Trombosterpinisi olduğu için düşük dozda ve bu arada ruksolite dibine başladıktan sonra HLA taramasını yapıyoruz. Uyumlu bir kardeş yok ve Türk kök taramasında çok cazip bir verici var. 10/10 HLA uyumlu, kan grubu uyumlu, 21 yaşında zıpkın gibi bir delikanlı verici. Oldukça bir transplantı için cazip bir vericiyle karşı karşıyayız. Ruxolitinib'in 6. haftasına geldiğimizde çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız klinik olarak. Hasta muazzam düzeyde rahatladığını söylüyor. Dala ciddi düzeyde küt ufalmış. Lakin bir trombostopenisi gelişmiş. Bu arada tabii ki ruxolitinib'e ara veriyoruz ve sonra yeniden trombostopenisi düzelince yeniden başlıyoruz. 24. haftaya geldiğimizde hasta bu arada bir kez üriner enfeksiyon nedeniyle bir yatış öyküsü olmuş. Bir CN1 aktivasyonu yaşamış. Bu defa tam kan tablosu gayet güzel görünüyor. Mükemmel bir tedavi yanıtıyla karşı karşıyayız. Fakat buradaki kaygımız şu. Acaba bu mutluluk uzun sürecek mi? Acaba transplant için doğru bir zamana mı geldik yoksa ruxolitinib iyi gidiyor ve bu mutluluğun ilelebet süreceğini düşünüyor muyuz? Burada konfor çalışmalarına baktığımızda aslında her mutluluk gibi bunun da çok da uzun sürmeyeceğini görüyoruz. Konfor 2'ye baktığımızda 3 yılın sonunda tedaviye devam oranı %50'nin altındayken Comfort 1'e baktığımızda ise hastaların %75 kadarının 5 yılın sonunda tedaviye devam edemediğini düşünüyorum. Bu aslında bu veriler bizi bu hastada ideal yanıtı elde ettiğimizde acaba transplanta ilerlemeli miydik sorusunun yanıtını transplanta yönelik bizi teşvik eden şeylerden bir tanesi. Ve 48. haftaya geldiğimizde bir de bakıyoruz ki hastanın konstitüsyonel semptomları gerçekten yeniden başlamış. Dalak biraz büyümeye başlamış. Biraz trombostopenisi de yeniden baş göstermiş durumda. Bu hastada şöyle bir düşündüğümüzde yanıt kaybının nedeni ne? Karşılaştığımız toksiteler nedeniyle tedaviye ara vermiş olmamız mı? Veya yine hematolojik toksite nedeniyle maksimal doza çıkamamış olmamız mı? Acaba bunların çözümü JAK2 dozunu arttırmak mı olmalıydı ama bu defa toksiteyi ne yapacağız? Bu bir tabii yanıt kaybı mıydı? Yani biz bu hastada maksimum ruxolitinib'i versek de hasta olağan tabii akışı içerisinde ruxolitinib yanıtını kayıp mı edecekti? Veya bu soruların ne anlamı var? Şimdi acaba toksite nedeniyle yanıt kaybıyla yani ideal dozu verememek nedeniyle yanıt kaybı olması bizi alternatif bir JAK2, JAK durdurucudan göreceğimiz olası fayda işaret eder miydi? Çok karmış ipucumda oldu ama. Veya eğer mümkün olsa JAK2 inhibitörlerini kombine etmek mümkün olur muydu diye düşünceler beni alıyor. Gerçekten baktığımızda ruxolitinib'in dozlamıyla splenomegali kontrolü arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz bu çalışmada. Yine Amerikan orijinli bir çalışma, neden künyesi tam çıkamamış bunun için üzgünüm. Acaba transplant seçeneği dışında birinci JAK2'ye yanıtsız veya intolerant
İkinci bir JAK2'den fayda görmeli miydi transplanta alternatif olarak? Doğrudan transplanta ilerlemeli miyiz yoksa ikinci bir JAK2 bir köprü tedavi olarak rasyonel bir seçenek olur mu diye bir soru sorduğumuzda literatürde evet. Eğer bu hastaya ikinci bir JAK2 durdurucu fedratinib başlanmış olsa %55 civarında bir dalak yanıtı, klinik yanıt elde edilebilirmiş gibi görünüyor. Şu halde bu relaps, klinik relapsu olan hastada ikinci bir JAK2 transplant yolunda ikinci güzel bir geçici durak olabilirmiş gibi görünüyor. Acaba bu hastanın JAK2'sinin negatif olması ruxolitinib'ten bizi uzaklaştıran, transplanta iten bir başka neden olabilir miydi diye bir soru sorulduğunda gerçekten de ruxolitinib yanıtının JAK2 alel yüküyle uyumlu olduğunu görmüşüz bir faz 2 çalışmada. Konfor çalışmalarında bu JAK2 pozitifliği ile ilişkisine dair bir veri görmedim ama bu hastada sanıyorum JAK2 negatifliği ruxolitinib yanıtı açısından bir dezavantaj. Bu da bu hastada o yanıtı elde ettiğimizde transplanta gitmemizi teşvik eden bir başka şey olabilirdi. Burada yandaki şeyde ise çalışmadaysa kalretikülün pozitif olan hastalarda bir başka JAK durdurucu momelotinibin daha etkili olduğuna dair bir veriydi. Lakin burada slaytlar bilgisayardan bilgisayara aktarılırken şeyler olmuş. Olduğuna dair bir veriydi bu da. Yani acaba bu hastada JAK2 yanıtımızı kaybettik. Momelotinib tabii ki ideal koşullarda, normal koşullar içerisinde daha şey olabilir miydi? Bu hastada ne yapmalı şu haliyle? Bir klinik araştırma bulabilir miyiz? Tekrar denemeli mi? Ruxolitinib'in en iyi yanıt anında mı alojenik kök hücre nakline ilerlemeliydik? Alojenik kök hücre nakli açısından verici özelliklerine göre ruxolitinib'e yanıt kaybı olduğunda mı alojenik kök hücre nakline ilerlemeliyiz? Ruxolitinib şansımızı zorlamalı mıyız? Tabii ki burada hasta isteği çok önemli. Toksite nedeniyle ideal dozda JAK2 durdurucu veremedik. Alternatif JAK durdurucuları verebilir miydik? Splenik ve irradiyasyon splenektomi tabii çok nahoş yani. Okuyunca bile böyle bir tüylerim ürperiyor splenektomiyi. İmitler acaba ne yazık ki yani çok bir şansımız yok. Interferon bu kadar stopenisi olan hastada çok söz konusu bir değil ama checklist'te olan bir şey. JAK2'lerle EPO'yu stopeni yan etkilerini manipüle ve yönetimi açısından bize bir şeyler katar mıydı? Bunlarla ilgili retrospektif çok minik veriler vardı. Çok da kurcalamadan vakit az olunca. Acaba danazole JAK2 ekleyebilir miyiz? Ek bir yanıt stopenleri kontrol etmemizi sağlar mı? Hem JAK2'yi maksimal doza çıkmamızı sağlar mı? Bununla ilgili retrospektif minik veriler var. Düşük doz steroid elbette herkesin bildiği gibi. Ve imit JAK2 kombinasyonları gibi. Ve son olarak JAK2 inhibitörü veya JAK durdurucu kullandığımız hastalarda ne zaman ilacı kesmemiz? Nihayetinde JAK2'yi kestiğimizde bu bizi geren bir şey. Yani hastalık hızlıca alevlenebiliyor ve bu da hematoloğu zaten anksiyöz olan bizleri birazcık rahatsız ediyor. Ne zaman kesmeliyiz? Evet, bununla ilgili bu çalışmada da transplanttan 2 hafta önce kesilip transplanta ilerlenebileceğine dair bir veriydi. Acaba ne zaman kesmeliyim diye yanıtını düşündüğüm bir şeydi. Çok da uzatmadan ben tartışmaya geçeyim. Zaman kaldım. Teşekkür ederiz Cemalettin. 2 dakika ilerideyiz ama soru ve katkı varsa alalım. Yoksa ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bence mielofibrozis'de intermediate 2 ve üstü olan grupta alojenik nakilden uygun hastada asla vazgeçmememiz lazım. Bizim kendi verilerimiz şu an yayınlanmak üzere. Retrospektif olarak 26 hasta alojenik nakil ve medyan yaşımız 52,5 olmasına rağmen 3 yıllık sağ kalım oranımız %46. Ve nükseden hasta oranımız da sadece 4 hasta. Yani GVH'de oranları da daha çok RIC kullandık hastalarda. İndirgenmiş yoğunlukta oranımız %69. Hem GVH'de oranlarımız da akutta %31, kronikte de %36. Mortalitesi kaç? Yaşayan, yani işte 3 yıllık sağ kalımımız %46.
Yani ha, çok şey, bence kötü değil. Yok yok, iyi. Bence evet, yani o sadece 4 hastadan yüksekti. Onun için bence yani öncelik nakilden çok vazgeçmemek gerekiyor. Ruxolitinib'i ne zaman keselim? Nakil öncesinde bu hep çok tartışılan bir konu. 90 saat önce kesilmesini önerenler var. Hiç kesmeyin, ilerleyin diyenler var. Bir hafta önce kesin diyenler var flayer yapacağı için. Ama ruxolitinib'in bence GVHD'deki yeri daha da çok oturdukça herhalde nakil sırasında hastanın ruxolitinib'inin ne kadar önce kestiğinin çok bir önemi kalmayacak gibi geliyor. Hiç kesmeden yapılan çalışmalarda da oldukça iyi sonuçlar var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında miyelofibroziste fibroz çok dinamik bir süreç kemik iliğinde. Alojenik kökücü nakliden hemen sonra hızlıca kaybolduğunu görüyoruz. Aslında graft versus miyelofibrozis etkisi çok dominant. Yani alojenik kökücü nakliden toksite hususunda en kaygılandığımız hasta grubu ama graft versus fibrozis etkisinin de oldukça graft versus lösemi etkisinin tırnak içinde en yoğun olduğu hasta grubundan bir tanesi. Miyelofibrozda nakil, hani nakil adayı hasta az oluyor. Çünkü yaşlı hastalığı olduğu için biraz daha. Burada ruxolitinib kullanımında sıkıntımız, tabii az önce bahsettiğim uzun dönemde yan etkiler nedeniyle hastaların çoğunu kesmek zorunda kalıyoruz. Burada yan etki yönetimi önemli. Burada luspatercept var bir şeyde, anemi açısından. Bir de pomalidomid eklenmiş ruxolitinib'e bir çalışma var. O da anemiyi biraz daha dengeliyor. Aslında çok bir evet. Eritropoietin de bahsettin. Comfort çalışmasının alt grup analizinde hani çok da 13 hastada var ama çok da bir şey yapmış gibi görünmüyor. Etkili değil gibi görünüyor. Ha, burada belki çok zorlandığımız hastalarda endikasyon dışıyla ya da başvuruyla pomalidomid düşünülebilir anemi açısından. Bir de yeni luspatercept düşünülebilir. Bir de yeni ajanlar var. Onlar geliyor. Evet. Bet inhibitörleri var, yeni geliyor. Onlar çok etkili. Bir de navitoklax. Evet. Özellikle aynen. ASLX mutlaka vurgulamakta fayda var. Mutasyon olan hastalarda fena etkili. Biraz süre bekleyeceğiz. Aynen. Yani bir navitoklax'tan daha eski değil mi? Onun bir Navitoklax. Şimdi çalışması da var onun, Transform 1 ve biraz, Transform 2. Yine klinik trial diyoruz. Evet. Varsa mutlaka ruxolitinib ile beraber. Bir kadar içinde sıkıntılı. Yani önümüzdeki 5-10 yılda burada da bir ilerleme olacak gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. Ama hala allo gerekli gibi. Evet. Genç hastalarda halen genç allo. Genç hastalarda. Evet. Yeter ki alloya dalağı küçültüp sokabilelim vakaları. Evet. Bir sonraki vakamız da Derya Koyun'u Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği'nden dinleyeceğiz. Derya, süremiz 10 dakika. Biz de kısaltıyoruz sürekli. Evet. Tartışmayı kısaltmaktan. Herkese merhabalar. Ben ameliyatlı bir hastada NPM1 gen mutasyonu varlığında tedavi yönetimini anlatacağım. AML genetik olarak oldukça heterojen bir grup hastalık ve tedavi kararını biz çoğunlukla ALN'nin sitogenetik ve moleküler sınıflamasına göre belirliyoruz. NPM1 mutasyonları AML hastalarının yaklaşık 1/3'ünde, normal karyotipli AML hastaların ise %50 ile 60'ında izlenmekte. NPM1 geninin exon 12 bölgesinde 50'den fazla farklı mutasyon var ve bu mutasyonların büyük çoğunluğu başta A olmak üzere B ve D mutasyonları. NPM1 pozitif hastaların hemen hemen hepsinde nüks sırasında da NPM mutasyon pozitifliği görüyoruz ve tedavi sonrasında NPM mutasyonu ölçülebilir kalıntı hastalık ve hastalık son anımıyla ilişkili. Bizim vakamız 44 yaşında erkek hasta, son bir aydır devam eden halsizlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın özgeçmiş ve soğuk geçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde EGOG performans statüsü 1'di ve diğer sistemik fizik muayene bulguları normaldi. Laboratuvar incelemesinde panstopeni saptandı. Hastaya yapılan kemik iliği biyopsisinde difüz miyeloid blast infiltrasyonu ile birlikte AML tanısı konuldu. Genetik incelemesi normal karyotipik özelliklere sahipti. Kantitatif PCR analizinde NPM1 mutasyonu pozitif, FLT3 ITD mutasyonu negatif idi. Hastaya 7+3 indüksiyon tedavisi verdik ve tam remisyondayken NPM mutasyonunu bu sefer periferal kandan
tekrar PCR yöntemiyle kontrol ettik. Ve tanıda 156.4 olan kopyanın 1.4'e gerilediğini gördük. Ve bu azalma matematiksel olarak yaklaşık 2 logaritmik bir değere denk gelmekte. İndüksiyon tedavisi sonrasında NPM1 mutasyonu 4 logaritmanın altında azalmış olan bu hastada tedavide nasıl ilerleyelim? Bunun için birkaç çalışmadan bahsettim. Bunların başında Journal of Clinical Oncology'de 2017 yılında akut lösemi Fransız grubunun NPM1 pozitif AML tanılı hastalarda indüksiyon sonrasındaki minimal kalıntı hastalığın hastalık sonlanımı ve alojenik nakil faydasını araştırdığı bir çalışma. Bu çalışmaya 229 hasta dahil edilmiş. 152 hastanın NPM1 mutasyonu pozitif ve şöyle sanırım kemik iliğinden minimal kalıntı hastalık ölçümü yapılan hasta sayısı 135, periferal kandan da yine minimal kalıntı hastalık ölçümü yapılan hasta sayısı çalışmada 135. İndüksiyon sonrasında hemen hemen hastaların tamamına yakını tam remisyondaydı veya tam remisyonda olup trombosit sayısı 100.000'in altındaydı. Çalışmada indüksiyon sonrasında kemik iliği ve periferal kandaki minimal kalıntı hastalık değişim arasındaki farka bakıldığı zaman bu farkın 0.8 logaritma olduğu gözlemlendi ve kemik iliğinde minimal kalıntı hastalık saptanma oranının periferal kana göre anlamlı olarak daha fazla olduğu çalışmada tespit edilmiş. İndüksiyon tedavisi sonrasında periferal kan NPM1 analizi yapılan tüm hastalarda 3 yıllık kümülatif relaps insidansının %29.3, 3 yıllık toplam sağ kalımın %78.6 olduğu gözlemlenmiş ve NPM1 mutasyon azalmaları logaritmik olarak analiz edildiğinde NPM1 mutasyonu 4 logaritmanın altında azalmış olan hastalarda 3 yıllık kümülatif relaps insidansının %65.8 olduğu gözlemlenirken 4 logaritmanın üzerinde olan azalması olan hastalarda bu oranın %20.5'e gerilediği gözlemlenmiş. Yine NPM1 mutasyonunda logaritmik azalmaya göre toplam sağ kalım üzerinde analiz yapıldığı zaman 4 logaritmanın altında azalma olan hastalarda 3 yıllık toplam sağ kalımın %40.8 olduğu gözlenirken 4 logaritmanın üzerinde NPM1 mutasyonu azalması olan hastalarda toplam sağ kalımın %90'ın üzerinde olduğu saptanmış. Kemik iliği ve periferal kandan minimal kalıntı hastalık analizi yapılan hastalarda NPM1 mutasyonu 4 logaritmanın üzerinde azalma olan hastaların relaps oranlarının hemen hemen minimal kalıntı hastalığı negatif olan hastalarla eşdeğer olduğu çalışmada saptanmış. Aynı zamanda bu çalışmada FLT3, ITD ve anormal karyotip düzeyinde artmış nüks ve toplam sağ kalımla tek değişkenli ve çok değişkenli analizde ilişkili olduğu saptanmış. Allojenik nakilin NPM1 pozitif olan hastalardaki etkisi analiz edildiğinde bu çalışmada iyi risk grubunda olmayan 77 hastaya tam remisyondayken allojenik nakil yapılıyor ve NPM1 mutasyonu 4 logaritmanın altında azalma olan hastalar allojenik nakili tedavi seçeneği olarak kullanırsa bu hastalarda hastalık sonlanımının yani hastalıksız sağ kalım ve toplam sağ kalımın anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmış. Diğer bir çalışma da ESH 2020 Kongresi'nde yayınlanmış olan bir çalışma. Bu çalışma Avustralya merkezli olan bir çalışma. Çalışma diyor ki çoğunlukla NPM1 mutasyonu pozitif olan hastalarda allojenik nakil tedavi seçeneği ve bu tedavinin hastalık sonlanımı üzerine olan etkisi araştırılmış. Biz de NPM1 mutasyonu pozitif olan AML hastalarında minimal kalıntı hastalık kemoterapiden sonra pozitifken hastalık durumu nasıl ilerliyor bunu araştıralım denilmiş ve bu çalışmaya 80 hasta dahil edilmiş. Hastaların ortanca yaşı 52.6, %41 hasta erkek hasta ve hastaların çoğunluğunun tanıdaki lökosit düzeyi yüksek ve çoğunluğu normal karyotipik özelliklere sahip.
FRT-ITD3 mutasyonu pozitif olan hasta sayısı %36.3 iken alel düzeyi 0.5'in üzerinde olan hasta sayısı %16.3 imiş. Bu hastaların çoğunluğu daha önceden 4 ve 5 basamak kemoterapi almış olan hastalar ve ortanca 24 aylık takip süresinin sonunda NPM1 mutasyonunda logaritmik olarak 4.7 logaritma azalma saptanmış. Ve bu hastalar takip edildiğinde 6 ay sonra %34 hasta tam remisyonda minimal kalıntı hastalığı negatif hale gelmiş. %39 hasta moleküler nüks etmiş, %16 hasta ise morfolojik nükse uğramış. Tek ve çok değişkenli analizde ise sadece FLT3-ITD mutasyonunun ve NPM1 mutasyonundaki 4 logaritmanın altındaki azalmanın son anında etkin olduğu gözlemlenmiş. Son olarak da BLAT 2021'de yayınlanmış diğer bir çalışma. Burada da 60 yaşın altında NPM1 mutasyonu pozitif olan AML hastaları çalışmaya dahil edilmiş. Burada iyi risk grubunda olan hastalardan bahsedeceğim. Bu hasta grubunda standart kemoterapi uygulayalım. FLT3 mutasyonu pozitif olan hastalarda da tedaviye ek olarak FLT3 inhibitörü ekleyelim. Sonrasında tam remisyonda olan hastalara konsülde kemoterapi verelim denilmiş. Ama burada bir araştırılması gereken konu olarak bizim de vakada belirttiğimiz gibi bu hastalarda allojenik nakil de uygulanabilir denilmiş. Bunun için de bazı şartlar öne sürmüş çalışma. Eğer hastanın yaşı 50 yaşın altındaysa, HLA uyumlu vericisi varsa veya NPM mutasyonunda iki indüksiyon veya konsolidasyon tedavisi sonrasında yeterli azalma olmuyorsa allojenik nakil düşünülebilir denilmiş. Yine bu çalışmada yazarlar şöyle bir yorum da yapmışlar. Hastanın NPM1 mutasyonu pozitif, FLT3-ITD alel sayısı 0.5'in altında ancak tedaviyle alel sayısı 0.1'in üzerinde kalan hastalarda da allojenik nakil bir tedavi seçeneği olabilir denilmiş. Yine bu çalışma diyor ki en güncel çalışma bu konudaki takipte 3 ay aralıklarla periferal kandan veya kemikliğinden bu hastaların mutlaka NPM1 mutasyon takibi yapalım. Ve artış görürsek bunu bir relaps belirteci olarak kullanalım ve bu hastalarda da allojenik nakile ilerleyelim denilmiş. Sonuç olarak AML tanılı hastalarda NPM1 mutasyon varlığı AML hastalığında spesifiktir. Yaygın görülen bir mutasyondur. DNMT3A, TET2, IDH mutasyonlarından farklı olarak klonal hematopoyeze uğramaz. Nüks sırasında da stabil bir mutasyon olduğundan minimal kalıntı hastalık takibi için ideal bir belirteçtir. Ve NPM1 mutasyonu pozitif AML hastalarında tanıda FLT-ITD3 birlikteliği kadar indüksiyon ve veya konsolidasyon tedavileri sonrasında bu mutasyonda 4 logaritmalık azalmada hastalık solunumunda etkindir ve tedavi planını belirlemektedir. Teşekkür ederim. Teşekkürler Leryen. Çok güzel sundun ve sonuçları da güzel dikte ettin. Katkısı ve sorusu olan varsa değerli hocalarına. Buyurun Mehmet Hocam. Hocamıza mikrofon uzatabilir miyiz lütfen? NPM1 çünkü tartışması gereken bir aslında. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu yeni PCR yöntemleri geliştikçe, epigenetik değişiklikler ortaya çıktıkça kafamız karışmaya başladı aslında. Şimdi KML'nin fizyopatoloji apayrı, maturasyon var ama AML'de diferansiyasyon yok. Dolayısıyla da biz eğer bir hücrede, bir periferik kanda NPM'yi pozitif buluyorsak, çünkü o hücrelerin perifere çıkması demektir. Matür olamayan bir hücrenin, diferansiyel olamayan bir hücrenin perifere çıkması demektir. Hipotetik olarak zaten bu demektir ki remisyonda değilsiniz. Çünkü siz periferde görüyorsunuz bunu. Kalıntı hastalık nerede bakabiliriz biz? Kemik iliğindeki blastik popülasyonda, yani beninle malin popülasyon arasındaki kalıntı hastalığa bakabiliriz. Dolayısıyla bizim şunu tartışmamız gerekiyor artık. Biz periferden epigenetik ve PCR ile bakacağımız yöntemler de gerçekten buraya mı yansıtıyor yoksa farklı bir mekanizma ile mi uğraşıyoruz? Yani ben eğer periferde bunu görürsem diyorum ki bu remisyonda değildir. Çünkü kalıntı hastalığın ötesine geçer. Tekrar söylüyorum. Yani
diferansiye olamayan ama çoğalan bir hücreyle baş başasınız. Eğer periferde diferansiye olamayan bir hücre gelişiyorsa bunun manası şudur. Siz o zaman remisyonda değilsiniz. Sonuç itibariyle her halükarda MRD izinli kemik iliğinden. Evet. Yani MRD ancak kemik iliğindeki o plastik popülasyonda bakarsak işinize yarar. Dolayısıyla da bu son zamanlarda çok görüyorum. Periferden böyle diferansiye olmayan hücrelerden MRD'ye bakmak çok zor bir şeydir. Bu grupta gemtuzumab ozagamisinle ilgili bir veri var mı? Var. Hocam şöyle var. Özellikle yaşlı hastalarda eklenmesinin etkin olabileceği gözlemlenmiş FLT3 inhibitörleri kadar tedavide etkili var. Yani düşük riskli ve standart ve düşük riskli hastalarda. Düşük riskli hastalarda evet gemtuzumab ozagamisin tedavisi eklenmiş. Ya burada değiştirmemiz gereken bence hani zihnimizdeki NPM1 pozitif olgular, hani hep iyi risk grubuna sokuyoruz ve ona göre de davranıyoruz, daha rahat oluyoruz. Demek ki rahat olmamamız gerekiyor. Bence en güzel vurgulanması gereken nokta bu arkadaşlar. NPM1 mutlaka takip etmemiz lazım. Mehmet hocamızın söylediği gibi de yine aynı şekilde bu MRD izlemini belki rutinle yapmak vurgulanabilir. Onun dışında aslında NPM1'in hani komplet remisyon 2'ye de bırakılabilir belki halde, ama o da tartışmalı. Evet, yani. Vurguladığın en güzel nokta bu, hani 50 yaş altı tam uyumlu donör olan olgularda NPM1 pozitif olgularda ALLO'yu mutlaka tartışmak lazım. Eğer istediğimiz yanıtı alamıyor isek, dediğim gibi periferde hala NPM1 pozitif ise. Bir diğer sıkıntı da şu, MRD negatifliği elde edip de ALLO'ya girelim. ALLO'dan sonrasında da hani bu izlem tabii ki azalabilir. ALLO da bunun için bir MRD negatifliği sağlama konusunda etkin bir tedavidir de diyebiliriz ama bir diğer güncel ajan, hani senin söylediğin gemtuzumab ozagamisin ek olarak belki de venetoklax artı işte hipometici ajan kombinasyonları da yine buralarda gündeme gelebilir. Aklımızda o da bulunsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Derya. Ve hızla Elçin hocamızı çağırıyoruz. Doktor Elçin Hanım, buyurun. Belki sen yine sunabilirsin. Tamam. Yok, çok pardon. Multiple myelomlu bir olgu sunacak Elçin. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, relaps refraktör miyelom hastasında yeni tedavi modalitelerini tartışacağımız bir vaka sunumumuz olacak. 56 yaşında kadın, kreatin yüksekliği ve anemi nedeniyle geliyor. IgG lambda miyelom tanısını alıyor. M protein 4,5 gram civarında. Hastanın litik lezyonları var. Plazma hücresi %60. Krep'ten böbrek, anemi ve litik lezyonları mevcut. Hastanın ISS'si evre 3. Fişine baktığımızda 17P delesyonu pozitif, 1Q amplifikasyonu pozitif, RSS evre 3 ve yüksek riskli bir hasta ile karşı karşıyayız. 4 VCD veriyoruz. Çok iyi kısmi yanıt elde ediyoruz. Okit yapıyoruz. Okit sonrası yüksek riskli hastalık olduğu için len idamesini veriyoruz ve 10. ayda nüks oluyor hasta. Burada ikinci okit ne yapılma, ikinci okit hakkında ne düşünebiliriz? İlk okit sonrasında len idamesi alan bir hastada 36 ay içerisinde nüks oluyorsa veya len idamesi almayan bir hasta 18 ay içerisinde nüks oluyorsa, o zaman bu hastalarda ikinci okit bir ilk planda düşünülen bir tedavi değil. Bunu yapılan çalışmalar ve kılavuzda yayınlanmış. Hastaya daralendeks olarak devam ediliyor. Ardından önce kısmi, sonra 4. kürde progresyon saptanıyor, refrakter. Karpomdex'e geçiliyor. Karpomdex altında yeni gelişen L4'e bası yapan kitlesi mevcut. Hasta 1 PI, 1 IMiD ve anti-CD38'e refrakter, triple class refrakter miyelom olarak değerlendiriliyor. Bu hastalarda tedaviyi değerlendirirken tüm hastalarımızda olduğu gibi yaş, performans durumu, daha önceki tedaviler ve kemik iliği rezervlerini dikkate alıyoruz. Bu hastalarda genel olarak tedavi seçeneklerinde ilk relapsa kullanılmamış bir seçenek, kurtarma nakli, belantamab, idesel, birazdan bahsedeceğim selinexor tedavileri, melflufan ve antrasiklin bazı kemoterapiler olabilir. Bu hastalar yüksek riskli hasta olduğu için ve ilk basamak tedaviden sonra 12 ay içerisinde nüks ettiği için klinik çalışmalar ön planda değerlendirilmelidir. Bir genel kanı var. Antrasiklin bazı tedaviler hızlı yanıt istediğimiz hastalarda daha çok denenebilir, hastanın performansı da uygunsa. 275 hastanın retrospektif olarak incelendiği MAMOT çalışmasında
üçlü ve dörtlü direnci olan hastalarda genel sağ kalım ortalama 9 ayken 5 ilacı dirençli hastalarda 5 aya kadar düşüyor. Bu ilaçlardan bahsetmeye başlarsak yeni tedavilerden selinoksor, exportin bir inhibitörü. Exportin mutasyona uğramış DNA'nın ürünlerinin onkogenlerin, tümör süpresör genlerinin çekirdek ve sitoplazma arasında transportunu sağlayan bir molekül. Bunu inhibe ettiğimizde direkt tümör hücrelerin apoptozu gönderebiliyoruz. Ve triple direnç relaps refraktör miyelomda FDA tarafından indikasyonu mevcut. Yine selinoksorun STORM çalışması var. STORM çalışması, selinoksorun bir özelliği de perioral bir ilaç olması ve haftada 2 defa alınması. STORM'da yüksek histogenetik riske sahip hastalar araştırılmış. Ortalama PFS'de 4 ay, sağ kalımda 9 ay gibi bir sonuçlar elde edilmiş. Yalnız hastaların trombositopeni halsizliği oluyor yan etki olarak. Yine Boston çalışmasında da selinoksorla bortezomib bir kombine ederek karşılaştırmışlar. Selinoksor bortezomib kombinasyonlarında sağ kalımda bir 4 ay kadar bortezomibe kıyasla daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Melflufen lipofilik antitüper tümör peptit ilacı. Lipofilik olduğu için sitoplazmanın içine girip sitoplazmada aminopeptidazlar tarafından parçalanarak melflufene çevriliyor. Aminopeptidazlar tümör hücrelerinde fazla olduğu için hani bu yönde etkili olabileceği düşünülerek çalışmalar yapılmış. Melflufen'in çalışması, horizon çalışması. Burada da bu ilacın özelliği biliyorsunuz 28 günde bir defa veriyoruz. Haftalık dexamethason veriyoruz. PFS 5 ay, genel sağ kalım 20 ay ama melflufen kullanılması zor bir ilaç olarak saptanıyor. Çünkü grade 3 nötropeniler, trombositopeniler, pnömoni gelişiyor. O yüzden genel kanı nötrofiller 1000'in üzerinde, trombositler 100.000'in üzerindeyse melflufen tedavisinin uygulanması şeklinde. Yine melflufen pomalidomid dexamethasonla karşılaştırıldığı çalışmanın verileri Ocak 2022'de Lancet'te yayınlandı. Benzer olmakla beraber PFS'te birkaç ay, 2-3 ay gibi bir daha iyi sağ kalım artış saptanmış melflufenle beraber. Antikor ilaç konjugatları, antikorumuz var, sitotoksik ajanımız var, bir de bağlayıcı molekülümüz var. Bu ilaçların özelliği hem antikora bağlı hücresel sitokside yapıyor, hem antikora bağlı hücre apoptozuna sebep oluyor, hem de direkt BCMA reseptörünü inhibe ediyorlar. DRIM çalışmaları var. DRIM yaklaşık 13 tane çalışması var. 13 aylık bir genel sağ kalım elde ediliyor ve dirençli hastalarda da FDA tarafından onaylanıyor. Özelliği keratopati yapması. Fakat bu keratopati reversible ve körlüğe sebep olmayan bir keratopati. Yine de göz hastalıkları varsa hastada önerilmiyor. Bisfosfonatlar daha çok lösemide kullanılıyordu. Burada da genellikle BCMA üzerinde duruluyor. Bir taraftan BCMA'ya bağlanıyor, bir taraftan CD3'e bağlanıyor ve T hücre aracılıklı sitoksite sebep oluyor. Bunlardan ilk ürün AMG-420, yine değişik pavrutumab, teklistamab, adrenatamab da var. Yine bunun çalışması da geliyor, yeni çalışması da gelmiş de olabilir bazı merkezlere. BCMA peki her miyelom hücresinde BCMA üretilmiyor veya az üretiliyor. Relaps hastalarda BCMA üretimi azalıyor. O yüzden başka odaklar, başka hedefler aramışlar. Bu yüzden de talquetamab ve cevostamab'ı geliştirmişler. Onun için çalışıyorlar. CAR-T yine bu lösemi CAR-T'si CD19 ama buna benzer şekilde BCMA ile beraber BCMA'ya karşı variable zinciri var. Co-stimülatör ajanları var. Üretiliyor. Çalışmalarında altta gördüğümüz iki çalışma miyelom çalışması, İdasel. Miyelomda CAR-T'lerin çok da iyi çalışmadığı düşünülüyor. Neden? Çünkü BCMA negatif relapslar da olabiliyor söylediğimiz gibi. Aynı zamanda sadece BCMA değil başka moleküller de odaklanıyor CAR-T gibi. İdasel'in çalışması karma çalışması. Ortalama 12 aylık bir PFS elde ediliyor. FDA tarafından da onaylı ilk BCMA hedefli CAR-T İdasel. Yine Siltasel çalışması da CAR-T. Burada 18 çalışma devam ediyor. 18 ay sonunda hala remisyonda olan hastalar mevcut. Venetoclax bir de bu yeni ajanları sitogenetik fiş olarak değerlendirdiğimizde
Translokasyon 11-14 ve yüksek BCL2 ekspresyonu olan hastalarda faz 3 belliydi çalışması var. Burada da bir 23 ay gibi bir sağ kalım elde ediliyor Bordex ile karşılaştırıldığında. Dolayısıyla bu hastada ne öneririz? Nasıl ilerleyelim? Sayın hocalarım. Tartışalım mı diyorsun Elçin? Tartışma süremiz çok kalmadı son ama. Son 10 dakika içerisindeyiz ve Hoşgin'le Afoma'ya gireceğiz. Ama yine tamam de katkısı hocam ve sorusu olan varsa hemen bir sen soru belki alabiliriz. Ne düşünüyorsun Güldane? Şimdi aslında söylenecek çok şey var ama sol tarafa bakmadan konuşayım. Aynen. Çünkü hocamı kapatarak da. Yani şimdi bu hastanın bir kiyo aplikasyonlarının artık yüksek risk mi olduğu, yok daha önceden yüksek risk olarak kabul edilmiyordu ama artık yüksek risk olarak kategorisine geldi ve çok fazla tartışılıyor miyelom toplantılarında. 17P delesyonu da olduğu için hani bu hasta tartışmasız yüksek risk bir hasta. Ben bu hastada açıkçası nakile gittiğim zaman tandem nakil düşünürdüm. Daha sonra hani len idameye geçmeden önce 3 ay içerisinde ikinci naklini, ikinci otoloğunu yapardım ve daha sonra da bortezomib imit kombinasyonlu idame tedavisi verirdim bu hastaya ve mutlaka da konsolidasyon tedavisi alırdı. VCD ile girmiş indiksiyonda, onun için konsolidasyonda tercihen 2 kür VRD verip ardından da idame tedavisine geçerdim. Relaps refraktör miyelomla ilgili çok kısaca söyleyeceğim şey, relaps refraktör miyelomda imit dirençli misiniz, imit yanıtlı mısınız? O çok önemli ve ona göre tedavi seçenekleri artık bütün kılavuzlarda ayrılıyor. İmit direncine ve imit refraktörlüğün duyarlılığına göre tedavi seçenekleri çok artıyor. Melflufen artık çok sallapatide FDA onayını kaldırdı. Ocean'da OC farkı çıkmadığı için. Selinexor'a ulaşabiliyoruz dediğim gibi Karyopharm'dan. Elranatamab'ın, Belamaf'ın ve Tarkustamab'ın çalışmaları kliniğimizde var. Uygun hastalarınız varsa haberleşebiliriz. Söyledim. Melflufen'i söyledim. CAR-T'ler açısından 5 yıllık oranı karmanın sonuçları çok iyi. Siz de vurguladınız %82. Ama CAR-T'nin yanında da CAR-NK geliyor. Onların sonuçları da çok iyi olacak. Güncel tedavi seçenekleri miyelomda çok geniş artık. Miyelom artık yavaş yavaş hani kür olmasa da sağ kalımı son 10 yıl içerisinde en uzayan hematolojik malignitelerimizden biri. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Doktor Nurcan Alhan. Slaytlar çok güzel. F5. Kaldı gene. Takıldı bilgisayar. Bilgisayar takıldı da. Şuradan. Takılı kaldı bilgisayar da. Öncelikle komiteye teşekkür ederim. Hızlıca vakama geçiyorum. Vakam 22 yaşında bayan hasta, bilinen sistemik bir hastalığı yok. 2 ay önce başlayan halsizlik 15 günden beri olan şiddetli öksürükle geliyor. Muayenesinde sol servikalde lapı var, organomegalisi yok. Laboratuvar olarak tam kan sayımı normal, sedimi normal. Hastaya lenf nodu biyopsisi yaptığımızda klasik tip Hodgkin lenfoma tanısı alıyor. Evrelemeye geçtiğimizde de buradan baktığımızda evre 2 gözüküyor. Risk faktörlerini sınıflarken EORTİS'inin, NCCN'in ve Alman çalışma grubuna göre baktığımızda 22 yaşında olması, B semptomlarının olmaması, sediminin düşük olması erken evre favorable Hodgkin lenfomaya soktu. Genelde Hodgkin lenfomada hani en iyi tedaviyi vermek ama yüksek faydalanma sağlamak lazım. Biz hastaya 2 kür ABV'de verdikten sonra PET CT çektiğimizde ara PET'te de Will Score Mediastendi 3. Burada radyoterapi artı eksilerini konuşmaya çalışacağım. Erken evre Hodgkin lenfomada şu an standart tedavi kombine modalite radyoterapi.
Yani hem kemoterapi hem radyoterapi. Bunu değerlendiren 4 tane çalışmadan kısaca bahsedeceğim. Sadece burada şey söylemek istiyorum. Kombine tedavide tek başına kemoterapiye kıyasla hastalarda yüksek hastalıksız sağ kalım mevcut ama her ikisine de genel sağ kalım arasında fark yok. Alman çalışma grubunun yaptığı HD10 çalışmasında farklı kemoterapi dozları ve farklı radyoterapi dozları ile hastalar kolları ayrılmış. 2 kür ile 4 kür ABVD arasında genel sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım açısından fark yok. Radyoterapide de fark yok. Hatta mayor toksiste 4 ABVD ve 30 gray radyoterapide daha yüksek. Bu nedenle 2 kür ABVD ve 20 alan tutulu radyoterapi yeterli. Bundan sonraki çalışmalar genelde PET tabanlı çalışmalar. Rapid çalışması kemoterapi miktarını azaltıp radyoterapi sınırlamak için yapılmış aslında. Burada hastalar ortalama 5 yıl takip ediliyor. Dövül yanıtı 2 olarak alındığında PET negatif olup radyoterapi alan kolda progresyonsuz, 3 yıllık progresyonsuz sağ kalım daha yüksek ama ortalama sağ kalımda fark yok. Buranın yapılan bir ara değerlendirmesinde de PET pozitif olan hastalarda 4 ABVD ve radyoterapi alan grubun dövül skoru 3-4 olanla 1-2 olanlar arasında 5 yıllık progresyonsuz sağ kalımlarında fark saptanmamış. Daha sonraki çalışma H10 çalışması EORTİS'inin. Burada da hastalar favorable ve unfavorable gruplara ayrılarak favorable gruptaki sadece kemoterapi alacak gruba 2, unfavorable gruba 4 kür kemoterapi veriliyor. Burada da kemoterapiden sonra radyoterapinin atlanıp atlatılmayacağı tartışılıyor. Hastalar ortalama 5 yıl takip ediliyor. Burada SALT tek başına kemoterapi alan favorable grupta 2, unfavorable grupta 4 kür alanlarda yüksek nüksler yaşandığı için SALT kemoterapi kolu durduruluyor. Daha sonra radyoterapi kollarıyla kıyaslandığında gene progresyonsuz sağ kalımda anlamlı yanıt var ama ortalama sağ kalıma katkısı yok. Pardon. HD16 çalışmasında en son yapılan çalışma. Burada da hastalar standart kola kemoterapi artı radyoterapi, PET yanıtlı kolda da PET negatif olan hastalara sadece kemoterapi verip gözleniyor. PET pozitif olanlara radyoterapi veriliyor. Bu hastalarda 45 aylık takiplerde SALT kemoterapi alan hastaların radyoterapi koluna göre progresyonsuz sağ kalımları daha düşük çıkıyor, %86. O yüzden radyoterapinin mutlaka bu kolda olması gerektiği savunuluyor. Ayrıca burada PET yanıtını dövül skor 4 pozitif kabul edilirse 5 yıllık progresyonsuz sağ kalım radyoterapi alan kolda daha yüksek çıkıyor. Bu çalışmanın bir ara sonucu da dövül skoru 4 ve 5'in üzerinin pozitif kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve anlamlı tümör kaybı yoksa hastada PET'i negatif bile olsa radyoterapi mutlaka devam edilmelidir. Özetle bu hastalarda HD10 çalışmasında 2 kür kemoterapi ve radyoterapi yeterli. Rapid çalışmasında PET pozitif olanlarda, dövül skor 3-4 olan hastalarda 5 yıllık sağ kalım 1-2 ile eşit bulunuyor. Yani radyoterapi erken evrede olması gerektiğini söylüyor. Türk Hematoloji Derneği olarak kılavuzda da eğer 2 kür sonrası dövül skor 1-3 ise hastaya sadece tutulan radyoterapisi ya da 1-2 kür kemoterapi eklenmesi, şayet dövül skor 3 ise 2 kür ABVD ve 30 gray radyoterapi sağ kalımını arttıracağını öneriyoruz. NCCN bu durumda aynı şekilde kombine modalite terapiden yana saat tek başına kemoterapi verilecekse hastaya biliyomisinin çıkarılması 4 ABVD verilmesini öneriliyor. Radyoterapi de bu süreçte bir evrim geçiriyor. İlk zamanlarda daha geniş alan radyoterapilerinden tutulu alan, tutulu yer, tutulu lenf nodu diye gidiyor. Günümüzde hatta 3D, 4D konformal radyoterapiler var. Hesaplanan volümleri var. Konformal tedavi de daha yüksek tümör dokusuna maksimum dozu verirken çevre dokuya minimum dozu veriyor. Şu an uygulanan 3D konformal radyoterapi yoğunluk ayarlıklı ve görüntüleme kılavuzu eşliğinde yapılıyor. Yoğunluk ayarlıklı da farklı bölgelerde farklı şiddete veriliyor. Görüntülemede de eş zamanlı bu hastalardan görüntü alınabiliyor. Hala bir paha biçilmez tedavi anlayışı, arayışı devam etmekte. Özellikle meme, akciğer ve kalp için. Lenfoma radyasyon onkoloji grubu da son kılavuzlarında çalışma saha kılavuzları yayınlamış. Her organ için farklı dozları veriyor.
Ben bu sunumu hazırlarken iki tane yeni tarihli revive denk geldim. Onlar da özellikle medyastinal tutulumu olan Hodgkin lenfomalarda yoğunluk ayarlı ve görüntü kılavuzlu radyoterapiyi önermekte. Bu da sadece görüntüler aklım gözümüzün önünde kalsın diye doz alan ve doz küçültülünce hastaların aldığı radyasyon dozu %95'ten %50'ye kadar düşebiliyor. NCCN de gene aynı şekilde yoğunluk ayarlıklı, hatta işte WMAT ve derin ispirium teknikleri dediği bazı tekniklerle öneriyor. NCCN'de de sağ kılavuzları mevcut. Klasik olarak erken evre iris grubunda 20 grey radyoterapi, kemoterapi bitiminden 3 hafta sonra günde maksimum 2 grey, haftada 5 gün olacak şekilde. Yalnız tutulum olmadığı sürece, yüksek servikal lenf nodları olan ve kadınlarda aksiller tutulumu olmadığı sürece radyoterapi verilmemeli. Radyoterapiye bağlı komplikasyonlar, en çok korkutan bizi sekonder manitek, kardiyak hastalık, tiroid hastalıklar. Yalnız bunu da şunu söylemek istiyorum, daha önceki radyoterapi dozları daha geniş alan, daha yüksek dozlar olduğu için elimizdeki veriler genelde 2010 ve öncesine yansıtmakta. Hodgkin'in ilk nüksü ilk 3-5 yıl içinde olurken 10 yıl sonraki olanlar genelde sekonder kanserler ya da kardiyovasküler olaylar yaşıyoruz hastaların takibinde. Bunda da risk açısından en fazla tek başına radyoterapi alan kol daha riskli. Sekonder manitenin hematolojik maniteler içinde en sık non-Hodgkin lenfoma %1-2'sinde görüyoruz. Eğer tedaviden 10-15 yıl geçtiyse, solid tümör öyküsü varsa risk faktörü daha da artıyor. Bu hastalar mediastinal radyoterapi alan hastalarda en fazla kardiyovasküler hastalık gelişme riski çok fazla. Genelde 10 yıl sonra görülüyor. Bu nedenle takip ederken hastaların kalp kapak hastalığı, koroner arter hastalığı, kardiyomiyopati açısından düzenli takiplerinin yapılması lazım. Pulmoner toksite daha çok ABVD alan hastalarda özellikle eş zamanlı GCSF kullanılırsa daha çok artıyor. En sık gördüğümüz pulmoner toksite radyasyon pnömonisi. Hastanın sigara içmesi ayrı bir risk faktörü. Meme ve akciğer kanseri diyafram üstü bölgeye radyoterapi alan hastalarda özellikle. Eğer hasta premenopozal 25 yaşın altındaysa bu hastalar 35-40 yaşından sonra mutlaka mamografi yıllık meme MR öneriliyor. Akciğer kanseri taramasında düşük doz toraks beta öneriliyor ama ne zaman yapılacağı konusunda bir fikir birliği yok. Genelde tiroid olarak hipotiroidi görüyoruz. 6 ay aralıklarla TSH testi mutlaka bakılmalı. Özetle kombine modalite radyoterapi tek başına kemoterapiye kıyasla hastalıksız sağ kalım daha yüksek ancak ortalama sağ kalıma bir etkisi yok. Planlarken tedavi hastanın yaşı, cinsiyeti, tümörün yeri gibi bir de hastanın tercihi mutlaka göz önüne alınmalı. Eğer memeleri de içeren bir ışınlama varsa hasta sadece tek başına kemoterapiyle tedavi edilebilir. Şu an önerilen yoğunluk modülasyonlu ve nefes teknikli tedaviler seçilmiş vakalarda mutlaka kullanılmalı. Modern radyoterapi daha düşük doz ve daha küçük alana veriyor. Daha uzun vadeli az toksitleri var ama çalışmalar daha az. Bu yüzden çalışmaların takip edilmesi lazım. Tekrar söylüyorum, elimizdeki veriler genelde 2010 öncesi. Teşekkür ederim. Sonlandırıyoruz. Çünkü doktor hanım her şeyi söyledi. Aynen. Söyleyecek bir şey kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen.